İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Temmuz Cuma günü akşam 9 saatlerindeyiz. Borsa analiz videomuza başlıyoruz. Dünkü analizimizde borsada trend kırıldı. Aşağı doğru gidebiliriz diye konuşmuştuk. Sat sinyali oluştuğunu sizlerle paylaşmıştık. 117.500 seviyesinden. Bunu da grafiğimize işlemiştik. Dünkü yayında olduğu gibi. Ve 120.500, 121.500 seviyeleri bize tepe olabilir diye daha önceki videolarda anlatmıştık ve oralardan 120.500'den döndük ve bugün 112 bin liraya kadar düşüş yaşadık ve oralardan tepki alımlarıyla beraber hafif de olsa yukarı doğru toparladık. 115.500 seviyesinde gün içerisinde görülebileceğini Twitter sayfamdan anlatmıştım. Şimdi birazdan onu da gösteririz arkadaşlar, ama öncelikle günlük bazda bir bakalım fiyatlarımıza. Evet, günlük bazda tabii açılırsa, evet açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim şu trendimiz, onu biraz kalın çizelim, siyah ve kalınla. Evet, gördüğünüz gibi şu yükselişimiz kırıldı ve arkadaşlar aşağı doğru geliyoruz. Buradaki kırılma noktamız 117.500'lerden geçiyordu. Hatta 5 saatlikten de 119.000'den geçtiğini bahsetmiştik. Birazdan 5 saatlikte de onu değerlendiririz ve aşağı doğru geliyoruz arkadaşlar. Bir de bizim daha büyük bir ana trendimiz vardı. Dün onu aslında söylemeyi unutmuştuk. Ana trendimiz aslında buradan geçiyordu. Bizim şuradaki ara trendimiz, yani şuradaki kanal. Şunu kopyalayalım. Şunu şuraya oturtturduğumuzda burada bir kanal var. Bir de şurada büyük bir kanal var. Bu da bizim ana trendimiz. Yani şunu demek istiyorum. Umarım görebiliyorsunuzdur. Oraya hatta farklı renkle yapalım. Nasıl yapalım? Kırmızı yapalım, turuncu yapalım ya da. Evet, burası üst noktası, burası da alt noktası. Evet, burada bir ara trend vardı. Biz şu büyük trendde şöyle bir hareket yaparken şu ara trende girdik ve bu ara trend içerisinde bu hareketleri yapıyorduk. Bu trendin üst noktası da 122 binlerdi. Ama demiştik ki 121.500'lerde, bakın şuralarda bir direnç var. Ve şuralarda da 120.500'lerde de bir direnç var diye konuşmuştuk ve oralardan arkadaşlar satışlar gelmeye başladı. Kapanışımız bizim 119.600'den olduktan sonra da dün sat sinyalimiz oluştu. Hatta onun öncesinde de 5 saatlikte de sat sinyali oluşmuştu. Bugün de mavi bir ortalamamız vardı. O ortalamaya tutunmaya çalıştık ama gördüğüm kadarıyla çok da az olsa da aşağısında kapanış yapmış olduk ve bu görüntü, bakın şu 82 binlerden başlayan, bakın şöyle büyük resme bakın. Görüyorsunuz şu şekilde V'yi herkes görebiliyordur herhalde. Bakın şöyle V şekli var. V şeklinde düşüp yükseldik ve şimdi şu yükseliş kanalı, bakın burada çok ciddi bir şekilde aşağı doğru kırılmakla karşımıza çıktı. Ve bu durumda daha aşağı seviyeler söz konusu olabilir. İlk olarak Fibonacci desteklerine bakalım. Bakın nerelere gelebiliriz diye baktığımızda. İlk olarak karşımıza çıkan seviye 111 bin arkadaşlar. 111 bin seviyesi bizim ilk desteğimiz olacaktır diye düşünüyorum ben. Bu aşamada biz tekrardan 117 bin 400 seviyesinin üzerinde çıkamazsak, bugün için bahsediyorum. Yarın bu seviye büyük ihtimal 117 bin 200 olsun ya da 117 bin diyelim. 117 bin üzerine çıkmadıkça aşağı yönlü baskı devam edecektir. Ve ilk başta 111 bin, daha sonra da aşağılarda 110, 106 bin olarak bize kendini gösterecektir. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar, 111 bin veya 106 binden dönme ihtimalimiz şu aşamada gözüküyor. 112 binlere kadar düştük. İlk desteğimiz 111 binlerde, o kırılırsa eğer 106 binlerde bulunmakta. Yani direkt 106 bine düşeceğiz diye bir şey yok zaten. Şu şekilde 111'e düşeriz. Tekrardan bir 115 bin, 116 bine yükseliriz. Tekrar olan eğer yükseliş olmazsa aşağı doğru geliriz ve 107, 106 civarına düşüş olduktan sonra artık o zaman düşünürüz. Belki bu hareket uzun vadede yine yükselişe dönecek. Örneğin şu şekilde bir fincan kup yapıp tekrardan yukarı kıracak. Onu o zaman düşünürüz, ama kötü senaryoyu da çok kötü senaryoyu da unutmamak gerekiyor. Ama ben çok kolay bir şekilde 104.000 seviyelerinin altına gelemeyeceğimizi şu aşamada düşünüyorum. Ama mümkün değil diye bir şey yoktur kesin piyasalarda. Bugün
kuş gribi olur, yarın domuz gribi olur, bir gün korona olur, yok savaş çıkar, yok operasyon olur. Dünyada her an her şey olabiliyor. Dolayısıyla tehlikeli diye düşünüyorum. Sadece haftalıkta şunu göstermek istiyorum. Burada da bir kırmızı mum var. Bu kapanışla biraz moral bozucu gibi haftalıkta, ama halen yükseliş trendinde olduğumuzu hafif de olsa görüyorum. Ama burada da bir bakın, bir kırılma, trend kırılması yaşanmak üzere. Gelecek haftada, hafta sonu analizleri yapmaya çalışacağız. Bu hafta sonu da inşallah müsait olursak analiz etmeye çalışacağız. Haftalıkta sadece bunu gösterip tekrardan günlüğe dönelim. Günlükte indikatörlere dönelim. Şimdi fiyat grafiğini konuştuk. İndikatörlere baktığımızda bakın, dün ne demiştik? 70'in altına gelirsek, hatta demiştik ki bakın negatif uyumsuzluk var demiştik. Durun, bir daha yapalım arkadaşlar bunu. Çünkü çok güzel bir ders de o. Bakın şimdi şurada fiyatlar yükseliyordu bizim. Burada alttan da yükseliyordu. Bakın şu kanalı gördüğünüz gibi. RSI'ye baktığımızda ise şu şekilde düşüş vardı. Tam tersinde fiyatlar yükseliyorken RSI tarafında düşüş olması, burada artık bir piyasada mal yedirme olabilir. Negatif uyumsuzluk var. Yani fiyatlar yukarı gidiyor, RSI aşağı gidiyor. Bu çok normal değildi ve artık bir yerde bir patlak verdi. Patlak verdiği noktada 117.400 veya 5 saatlikte 119.000 seviyeleri arkadaşlar. Buradan sat sinyalleri oluştu. Sırasıyla 5 saatlikte ve günlükte aşağı doğru geliyoruz. Bu aşağı gelmenin ilk noktası da 111.000 seviyesi, demin söylediğimiz gibi. Eğer onun altında kapatırsak da karşımıza 106.000'ler çıkacak diye ben düşünüyorum. Şu şekilde zigzag yaparak aşağı gelebiliriz. Önemli olan 106.000'lerde tutunacak mı, eğer oraya düşüşler olursa. O da haftalıkla belli olacaktır. Haftalık bazda da bir de onu söyleyeyim, desteğimiz bizim yaklaşık olarak 114 binlerde duruyor. 114 bin seviyesi oldukça kritik gelecek hafta. Bunun altında kapanış yaparsak bilin ki o zaman düşüşler derinleşmeye başlayacak. 111 binler, sonra da daha alt seviyelerde 107, 108, 106'lara doğru bir hareket olabilir. Ama bunlar şimdi uzak seviye. Haftalık analizde konuşuruz. Evet, günlük bazda indikatörlere de baktık. 5 saatliğe bakalım. Evet, 5 saatlikte dediğimiz nokta şurasıydı arkadaşlar. 118.800 seviyesinden 5 saatlikte sat sinyali gelmişti. 119 hatırlamışım ama ben 118.800 arkadaşlar. Ve buradan halen aşağı gidiyoruz. Tepki alımları var bakın, gördüğünüz gibi. Bu tepki alımları bizim için en azından 117.000 500 üzerinde çıkarsa o zaman trend kırılır manasında söyleyebileceğiz. Ama şu an için ben en azından 116 bin üzerine çıkmamız gerekiyor. Ya da şöyle yapalım. Fibonacci'yi tepeden aşağı indirelim. İndirdiğimizde 116.500 seviyesi arkadaşlar. Yani burası eğer şimdi dip olacaksa, bakın 3 tane dip yapmış. Burada 3'lü dip. Demek ki fena bir destek yok burada. Yani şu şekilde bir yükseliş olabilir. Şuradan da üstten gelen trendi çizersek, bu yükselişinde 15 Temmuz tarihine kadar 116.500 civarının görülme olasılığının ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Eğer bu 112.900 seviyesinin altına geri gelmezsek, onun altında kapanış yapmazsak ve onun altında da gördüğünüz gibi 111.500'ler 5 saatlikte destek, zaten orası da günlük bazda Fibonacci desteğimizde. Evet, 5 saatlikte görünüm de bu. Gördüğünüz gibi burada da grafik bağırıyordu zaten bize arkadaşlar. Diyordu ki hangi renkle çizelim? Siyahla çizelim. Şöyle biraz küçülteyim. Biraz daha küçülteyim. Alttan gelen bizim bir tane trendimiz vardı. O trendi oturtturduğumuzda gördüğünüz gibi burada kırılma oldu. Burası da ne tesadüftür ki 117.500'den geçiyor. 117.500'den artık kesinleştiğini benim kendi analizle sistemime göre ben belirlemiştim ve burada bir kırılma oldu. Aşağı doğru geldik. Ve indikatörlere baktığımızda bakın 116.500 seviyesini destekleyecek indikatörleri görüyorum. Bakın RSI 30 bandına gelmiş, hafifçe yukarı gidiyor. Kısa vadeli ve uzun vadeli tutar RSI yukarı doğru dönmüş. MACD artık dibi bulmuş, hafifçe yukarı doğru gidiyor. Bana bu şunu gösteriyor. Pazartesi, Salı gününden sonra 116.500'lerin görülebileceğini ben düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan
Bunun 116.500'lerin görülmesinin gayet normal olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 2000 puanlık bir yükseliş, bakalım olacak mı olmayacak mı sizlerle paylaşacağız. Ama şu an 117.500'den sat sinyali oluştuktan sonra kenara çekilip izlemeyi ben kendi açımdan düşünüyorum. Hatta 118.800'den 119.000'lerden kenarda kalmayı düşünüyorum. Bu şekilde de al sinyali gelene kadar, yani trend yukarı döndüm ben diyene kadar yaklaşmayı da şahsen düşünmüyorum. Durum bundan ibaret. Bir de inanmayan arkadaşlar olabilir. Dünkü videoyu izleyenler bizim sinyal tablomuza nasıl işlediğimizi biliyorlar ama sinyal tablosunu tekrardan açıyoruz. Bakın, dün 117.500'den sinyal tablomuza sat sinyalini girdik ve 112.000 seviyelerini gördük. Yaklaşık 5.000 puanlık seviyeyi zarardan kurtulmuş olduk. Hatta 120.000 seviyesinde tepe olabileceğini anlatmıştık. İsteyenler zaten orada da kendi kararlarıyla beraber satabilirdi ve yaklaşık 8.000 puanlık zarardan kurtuldular diyelim ve videoyu bitirelim. 116.500'ler bize yukarıda direnç olacaktı. Buralara doğru bir yükseliş ben bekliyorum. Aşağıda da ilk desteğimiz 111.000'ler. Pazartesi, Salı görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.